Merhaba Zeynep. Ne işin var senin burada? Duydum ki Fatih'le ayrılmışsınız. Ben çiçekler gibiydim doğuştan. Dokundun, kırdın dalımdan. Sen de bunu fırsat bilip buraya geldin öyle mi? Avcunu yalarsın Ertan. Benden uzak dur, beni delirtme. Ben sana gelmedim ki. Şevket amcama geldim. Kendisi beni bugün yemeğe davet etti de. Kendisi ya babam, sen niye yemeğe davet etsin? Salak mısın sen? Unuttun galiba senin hayatını kurtardığımı. O da bana kendini borçlu hissediyor. Hatta sırf bu yüzden beni teknede işe aldı. Miço'su yaptı. Sen? Teknede? Evet, işe başladım teknede. Her gün balığa çıkıyoruz Şevket amcamla. Ethem Reis, Cevat, Kamil, hepsini çok sevdim. Hatta Orhan'ı bile. Yani anlayacağın Zeynep'ciğim, artık ben de bu ailenin bir parçası sayılırım. Sen hiçbir şeyin parçası olamayacak kadar karaktersizsin. O insanların adını da bir daha ağzına almayacaksın. Kalbimi kırıyorsun ama Zeynep. Bana bak Ertan. Ailemden uzak dur. Benden uzak dur. Anladın mı? Belli ki babamın gözüne girmeye çalışıyorsun ama o gözden düşmen tek bir kelimeme bakar. Unutma. Yani şimdi senin bu tehditlerinden korkman mı gerekiyor Zeynep? Aklın varsa korkarsın. Ama olmadığına göre neyse. Selim nerede? Yengemin altını değiştirmeye gitti. Kim gele? Şey... Su gelmiş. Biz su istemedik de. Ben de onu dedim. Biz su istemedik ki. Niye su getiriyorsunuz bize dedim. Gönderdim herifi. İyi etti. Ben odama gideceğim ya. Afiyet olsun size. Zeynep! Yemek! Yemeyeceğim baba ya. Hadi afiyet olsun. Allah Allah! Ya... Ben de müsaadenizle bir kalkayım. Sen nereye Fadik? Aklım Zeynep'te kaldı, bir bakayım. Hı? Afiyet olsun size. Allah'ım yarım. Abi, hapı misafir nerede kaldı? Ben bilirim de. Hapı masanın başında bir türlü hep bir toplanamıyorum da. Vallahi ben kimseyi beklemek istemiyorum. Ben çok acıktım. Acıkırsın tabii kuzum sen. Haklısın. Dur koyayım ben sana. Ver tabağını. En sinir olduğum şey. Bir biter, bir başlar. Bir biter, bir başlar. Yeter be, yıldım artık ya. Nedir bu be? Yeter. Mukaddes bitiyor, Ertan başlıyor. Ertan bitiyor, Mukaddes başlıyor. Zeynep çok haklısın. Ben sakin olamam Fadik. Sakin falan olamam, anladın mı? Ya adamdaki yüzsüzlüğe bak ya. Resmen gelmiş kapımıza dayanmış. Hem de davetliyim diyor. Yeter artık ya, yeter. Nedir lan sizden çektiğim? Nedir sizden çektiğim? Tipe bak. Sevimsiz. Kırıldı işte oyuncak. Rahatlamadım ben henüz Fatih. Benim kafa kırmam gerekiyor. Birinin kafasını böyle güzelce kırmam gerekiyor rahatlamam için. Hah, geldi işte, gel buraya. Abla. Gel seni gerizekalı. Abla, abla dur, ne yapıyorsun? Sen bana Ertan'ın teknede çalışmaya başladığını nasıl söylemezsin? Öğrenmiş. Sen de mi biliyordun Selin? Ben yeni öğrendim. Dur abla, biz seni düşündüğümüz için bak. Düşünüyormuş, beni düşünüyor lan. Beni düşünmek ne demek ha?
Sen beni düşünseydin o zaman benden saklamazdın. Ya abla sana yemin ederim ya, bak ben seni düşündüğüm için yani kendi yöntemlerinle ben halledecektim. Kendi yöntemlerin ne lan senin ha? Senin kendi yöntemlerin ne olabilir? Şu tipe baksana, şu tipe. Gerizekalı. Aynaya bakıyor musun sen hiç arada? Oğlum Ertan bugün akşam yemeği için kapıya geldi. Hem de babamın davetlisi olarak. O adam şu an burada mı abla? Yukarıda mı? Ben ağzını yüzünü gel buraya, gel ya. Gerizekalı sen, ben şu gözüme bak bak. Sence bende o adamı bu eve sokacak göz var mı? Sence bende o adamla oğlumu aynı çatı altına sokacak göz var mı? İyi bak, iyi bak, bak bak, şurada bak, şurada bak. Var mı? Yok, yok. Var mı? Yok değil mi? O zaman ne soruyorsun gerizekalı? Bak, Orhan'cığım, canım benim. Abla, şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Yorumdan kesiyor, kovadan tekneden sepet diyorsun. Anladın mı beni Orhan? Anladın mı? Ya anladım ya, anladım. Anladım. Ben gidip biraz hava alıyorum. Seni size emanet. Tamam.